Işık açsa lambalar yakayım, tatlım. Urfa Siverek'ten geliyoruz. Daha önce hayvancılık yapıyordum. Bütün koyunlarımızı sattık. Ailemize destek olarak burada bulunuyoruz. Burada çalışıyoruz. Kayısı'ya geldik. Ondan sonra fındığa geçeriz. Fındıktan sonra patatese geçeriz. Ondan sonra memlekete gidiyoruz. Öylece devam ediyoruz. Yani yılımız hepsi işle gidiyor. Urfa Siverek'ten mevsimlik işçi olarak Malatya, Akçadağ, Gülpınar Köyü, Erdoğan Dağı yanında gelme çalışmaya gelmişiz, patik çıkarmayı. Burada 20 gün falan çalışıyoruz. 10 gün Malatya baskede, onda 10 gün falan çalıştık. Burada bitirdikten sonra Hakimhan'a geçeceğiz. Hakimhan'dan sonra fındıka geçeceğiz. Öyle yani çalışıyoruz yani. Erdoğan Gülpınar, emekli öğretmenim. 20 yıldan beri de çiftçilik yapıyorum. Bu yıl Malatya'ya bir sürü felaketle beraber üretici büyük bir zarar gördü. Doludan, dondan, yağmurdan kayıslarımız büyük oranda etkilendi. Ne kadar mücadele ettiysek de anlayacağımız anlamda verim alamadık. Şu anda kayıslarımızı hasat ettik. Şu aşamada patik yapıyoruz. Yani çevremize göre biraz daha iyi durumda sayıyoruz kendimizi. Yani birkaç güne kadar da biter bu. Bana ait olan işçiler Urfa'da geldiler. Tabii bölgeye Urfa'dan, Şırnak'tan, Mardin'den birçok çevre illerden geliyor işçiler. İşçilerimizden memnunuz. Aşağı yukarı 15-20 kişi kadar burada ve 20 gündür çalışıyoruz. Bugün 20. günümüz. Sanırım 1-2 güne kadar da bitirmek üzereyiz. İşte kalite, aradığımız kalite yok. Dediğim gibi az önce Çağla döneminde yağan dolular meyveyi büyük oranda etkiledi. Kaliteyi düşürdü. Kalitenin yanı sıra zaten verim kaybı da oldu meyveyi dökerek. Tabii bu verim kaybı Malatya geneline münhasır. Dolu, yağmur ve don üçü bir arada Malatya'yı olumsuz olarak etkiledi. Şu anda ova kesiminde kayısı patik çıkarma işlemi 1-2 güne kadar biter ama yüksek yerler, rakımı yüksek olan yüksek bölgeler, Kürecik, Levent bölgeleri daha onlar yeni hasada başladılar. Onlar da henüz meyve dökme aşamasındalar. Sanırım 5-10 güne kadar da orada da biter. Ve daha yukarıya işte bu bizdeki işçiler daha sonra Kurşunlu, Elbistan yaylalarına giderek orada süreci, sezonu tamamlarlar.